Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Paribas CEO'su Yasin Ural. Yasin Bey, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasin Ural'la bugün aslında dijital varlık platformlarını konuşacağız. Kripto para piyasasını konuşacağız ve Paribas'ın hedeflerini konuşacağız. Son dönemde dijital varlık platformlarına önemli bir ilgi artışı var. Yine konuşacağımız konular arasında blockchain projeleri var. Türkiye'de kripto para yatırımcılarının profili var ve finans dünyasında yaygınlaşan dijital varlık regülasyonları çok önemli. Onları konuşacağız ama hepsinden öncesinde ben tabii ki bir girişimcilik hikayenizden başlamak istiyorum. Kısaca Paribas fikri, kurma fikri ne zaman oluştu, nasıl oluştu ve şu an gelinen noktada üye sayısı, işlem hacmi açısından nasıl bir şirketten bahsediyoruz? Paribas 2015 yılında aslında fikir aşamasındaydı. 2016 yılında geliştirmeye başladık ve 2017'nin Şubat'ında, güzel bir tarih, 14 Şubat 2017'de açılışını yaptık. Sadece 3 ay içerisinde zaten pazar lideriydik. Açtıktan sonra 3. ayda 30 bin üyemiz vardı. Yıl sonunda Aralık 2017 tüm dünya için kritik bir zamandı. Çok büyük bir hype'ın oluştuğu bir dönemde, hatırlarsınız. Hı hı. 200 binin üzerinde üyemiz oluşmuştu. Çok ciddi bir yük aslında tüm dünya borsaları üzerinde oluşmuştu. Bize de oluşmuştu aynı şekilde. Geldiğimiz noktada şu an Paribas'ın 750 binin üzerinde kullanıcısı var. Günlük ortalama, mesela Ağustos-Eylül aylarında ortalama işlem hacmimiz 50 milyon dolar civarındaydı. Bu sadece Türkiye'de Türk kullanıcılarına hizmet veren bir platform için oldukça yüksek bir hacim diyebiliriz. Peki şimdi tabii ki ben hani fiyatlar nereye gelecek vesaire gibi sorulardan öte biraz da alt taraftaki teknoloji ve yeni yeni teknolojileri daha çok programda işlemeyi tercih ediyorum. Dolayısıyla kripto paraların günlük hayatımızda kullanımına yönelik her zaman çeşitli haberler çıktı vesaire ama henüz daha tam anlamıyla günlük hayatımızda kullanabileceğimiz bir pozisyon oluşmadı. Hı hı. Sizin bu noktada hedeflediğiniz günlük hayatta kripto paraların kullanımına ilişkin projeleriniz var mı? Tabii ki onu açıklayayım. Önce şundan bahsedeyim. Kripto paralar aslında felsefesi itibariyle normal nakitin yerine geçecek. Belki aslında bakarsanız bankacılık sisteminin transferlerin belki yerine geçebilecek bir şeyden bahsediyoruz kripto paralarda. Çıkışı itibariyle öyle. Fakat teknolojisi ve ölçeklenebilirliği sebebiyle maalesef bu günlük hayatta doğrudan kullanımına mümkün değil. Bu bir süre sonra mümkün hale gelecek olsa dahi bunun adaptasyonu ciddi bir vakit alacak. Bakkal Mehmet amcaya bu sistemin kurulması vesaire çok uzun zamanlardan belki bahsediyoruz ama henüz daha bu anlamda yolun başındayız. Çok başındayız. Tabii genellikle böyle yolun başında olunan şeylerde aslında bu elektrikli otomobillerde de aynı şekilde hibrit çözümler ve yine bizim de bununla alakalı dünyada çok az platformun yaptığı, Türkiye'de zaten ilk biziz ve dünyadaki birkaç firmadan da biri olarak Visa ile yaptığımız bir anlaşma Paribas Card. Böyle bir karttan bahsediyorum. Normal kredi kartı. Aslında debit kart diyebiliriz buna. Debit kart. Evet. Paribas'daki bakiyelerinizi, hem Türk lirası bakiyelerinizi, hem kripto para bakiyelerinizi rahatlıkla harcayabildiğiniz bir Paribas karttan bahsediyoruz. Tabii bunun teknik olarak lisanslı bir şekilde Türkiye'de işlem görebilmesi için Paramkart'la yaptığımız bir işbirliğinin ürünü günün sonunda. Paribas'da kullanılıyor. Param da bir fintech şirketi. İki fintech şirketin evet, birlikteliği gibi olmuş. Aslında tamamen öyle oldu. İki firmanın Visa ile yaptığı, yani Visa ile yapılan tabii bu uzun bir süreç. Çok fazla prosedürü açtıktan sonra biz bu izni alabildik açıkçası. Geldiğimiz noktada tabii şimdi klasik hep şey vardır. Bu kripto parayla şey alabilecek miyiz? Kahve alabilecek miyiz? Şimdi yönetmenimiz de kulağım onu soruyor Selçuk. Biz bu kartı, kredi kartı gibi mi kullanacağız? ATM'ye mi takacağız? Biraz onları merak ediyoruz. Anlatayım şöyle. Bir banka kartından, bir banka kartının yapabildiği her şeyi yapabiliyor olacak. Paribas bankinizdeki Türk liraları ve kripto paraları istediğiniz sıralamayla, istediğiniz miktarlarda harcayabileceksiniz. Visa'nın geçerli olduğu 200'ün üzerinde ülkede bunu rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız.
Paribu kart içerisinde, yani siz isterseniz Türk lirası bakiyenizi hiç kullanmayabilirsiniz. Sadece kripto para bakiyelerinizde kullanabilirsiniz. ATM'den para çekebilirsiniz. Yine Paribu bakiyelerinizdeki herhangi bir Türk lirası da olabilir. Yine kripto paraları da olabilir. Çekebilirsiniz. Şimdi biraz daha net anlama açısından soracağım ben. Benim kartımın içinde Türk liram kalmadı ve içeride Bitcoin ya da atıyorum Ethereum. Evet. Var, Ripple var. Hı-hı. Ben bunu da anında harcayabilir miyim? Anında harcayabileceksiniz. Arkada nasıl çalışıyor işlem? Arkada çalışan işlem şu. Yine paramkartla birlikte yapılan entegrasyonla milisaniyeler içerisinde Paribu bunu bir market işlemi gibi satımını gerçekleştirip anında Türk lirasına çevirip kullanıyor. Yaptığı şey aslında tamamen bu. Yine Selçuk'un bir sorusu. Ben de soracaktım ama Selçuk yönetmenim çok ilgiyle izliyor. Komisyon nedir diyor burada. Şöyle, burada aslında bir komisyon uygulamamayı düşünüyoruz uzun bir süre. Kartın, yani normal şartlarda markette alım satım yaparken Paribu'nun ve borsaların uyguladığı bir komisyon var. Kart alışverişlerinde bunu uygulamayı düşünmüyoruz. Ve kartın maliyetlerine uzun bir süre Paribu olarak biz katlanmayı düşünüyoruz açıkçası. Şimdi burada kripto paramı harcarken siz o anda o anki fiyattan evet kesinlikle bozuyorsunuz evet. Bunu. Bunlar ekstraya tabii TL olarak yansıyor. TL olarak yansıyor. Tabii ama ne kadar fiyattan bozdurduğuyla alakalı tüm detayları, geçmişi yine Paribu üzerindeki kartınızın hesap hareketleri bölümünde. Aslında bakarsanız şeyle çok benzer şeyler bunlar. Yurt dışında normal banka kartınızdan bir döviz alışverişi yaptığınızda hangi kurdan bunun bozdurulduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde hangi kurdan kripto paranızı bozdurmuşuz onu da görebiliyor olacaksınız. Peki Yasin Bey, dünyada kaç ülkede var bu dediğin? Şöyle, platform olarak mı yoksa nerede kullanılabileceği bu kart, bu tarz kart kullanımı? Şöyle, yani dünyada 2 ya da 3 firma zaten şu an 2 ya da 3 kripto para platformu Visa ile bu anlaşmayı yapabilmiş durumda. Fakat kullanımı noktasında Visa'nın geçerli olduğu 200'ün üzerindeki ülkede rahatlıkla kullanabiliyor olacaksınız. Peki böyle bir kartın kripto para yatırımcısına ve sektöre katkısı ne olacak? Güzel. Çok basit. Kripto parayı günlük hayatta kullanabiliyor olacağız. Hep sorulan soru bu. Yani kripto para tam olarak ne? Bugüne kadar kripto para bir yatırım aracı olarak geldi ve kullanıcıların birçok kısmı halen bunu bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Fakat yatırım aracı olarak kullandığı bu paraları artık rahatlıkla günlük hayatta da kullanabiliyor olacak. Da böyle yatırım aracı olarak kullanıyor ama bir yandan da böyle hesabına indirmesi sanki çok zor bir yatırımmış gibi de aslında bir durum var bilmeyen için. Evet, yani aslında kripto paralara bakış genelde öyle. Yani mesela çok basit, bir Bitcoin şu an işte 100 bin TL'nin üzerine çıkmış durumda. Ve ben bir Bitcoin alamam. Yani 100 bin lira nasıl alacağım? Aslında tam sistem böyle çalışmıyor. Yine kripto paraların en güzel taraflarından biri 10 TL'lik dahi Paribu'da 10 TL'lik dahi kripto para alabiliyor olmanız. Peki sizin yayın öncesi konuşuyorduk, bir yeni versiyon çalışmanız var. Evet, evet. Bu yeni versiyon nedir Paribu'nun? Neden böyle bir ihtiyacı? Şöyle, bir yılı aşkındır biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Altyapı tamamen değişti. Platformlarda çok önemli olan bir şey var. Eşleşme motoru. Bu tamamen yenilendi. Çok daha hızlı, akışkan bir eşleşme motorundan bahsediyor olacağız. Arayüzde kullanıcı deneyimini güzelleştirecek bazı yeniliklerimiz var. Yine çok uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bazı grafik görüntülerini 3 aylık, 6 aylık veyahut da yıllık görebiliyor olacaklar sistem üzerinden. Fiyatların geçmişiyle alakalı, kripto paraların geçmiş fiyatlarıyla alakalı bilgileri görebiliyor olacaklar. Tabii bununla birlikte kolay alsak dediğimiz kısmın gerçekten kolaylaştırılmış olması söz konusu. Ve hepsinin üzerine bir de Paribu kartın artık bu yeni versiyona entegre olması ve yeni versiyon açılmasıyla birlikte Paribu kart başvuruları da alınmaya başlamış olacak. Peki bu kart tarafında ben hedefleri konuşurken 750 bin bahsettiniz. Nasıl rakamlara ulaşmayı hedefliyorsunuz? Yoksa bütün üyelere gönderecek misiniz? Mesela bankalarda vardı ya, müşterilere, her müşteriye kart gönderilir. Şöyle ifade edeyim onu.
Şimdi Paribu'da birkaç seviye KYC dediğimiz müşterinin tanı politikaları var. Bunlardan ikinci seviyeyi aşmış olan kullanıcıların tamamı kartı alabilir durumda olacak. Biz yani kullanıcıların tamamına bu kartı yollamıyor olacağız. Onların başvuru yapmasını bekliyor olacağız. Çünkü kart sahibi olabilmek için alınması gereken bazı ekstra bilgiler daha olacak. Bunların da tamamlanabilmesi için bu başvuruların yapılması gerekecek ve yıl başına kadar yapılacak tüm başvurulardan hiçbir şekilde kart ücreti alınmayacak. Peki bu sektörde bildiğim kadarıyla 60'a yakın oyuncu var ama tabii ki hani bunların tamamının önemli borsa olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü siz de yeni girişen bir sektörsünüz. Dolayısıyla bu tarz kartları biz önümüzdeki dönemde diğer oyunculardan da görür müyüz? Paribu gibi kurumsal yapısını oturtmuş ve vizayla bazı politikaları konuşabiliyor olacak, onların isteklerini karşılayabiliyor olacak. Diğer oyuncuların da bizden sonra hatta belki de çok daha kolay bir şekilde bunu çıkartabiliyor olacağını görebiliriz rahatlıkla. Ben buradan biraz da şeye de gelmek istiyorum Yasin Bey. Bütün bu tabii ki hayatımıza giren kripto paralarla birlikte blockchain diye bir teknoloji var. Bütün bu aslında konuştuğumuz kripto dünyasının arkasında yatan teknoloji de o. Sadece kripto para piyasasını etkilemiyor. Birçok sektörü etkiliyor. Bankacılıktan lojistiğe kadar, tarıma kadar birçok sektörde blockchain teknolojisinden nasıl faydalanabiliriz? Bunun orta ve uzun vadede dünyada ciddi bir dönüşüme yol açacağı aşikar. Zaten bütün büyük firmalar da buralara yatırım yapıyor. Ama ben sizin blockchain projelerinizi merak ediyorum. Blockchain temelli önümüzdeki dönemde ne gibi projeleriniz olacak? Birkaç tane şeyden bahsedebilirim. Öncelikle blockchain'in ne kadar önemli olduğunu aslında bugün birçok hem kamu kurumu hem özel sektör kavramış durumda. Tabii zorlama blockchain projeleri yapmak da çok doğru değil. Yani blockchain normal şartlarda çözülemeyen sorunların çözümünde kullanılıp kullanılmayacağına bakmak gerekiyor. Geldiğimiz noktada kripto paralar aslında blockchain'in en iyi hayata geçirilmiş hali ve bundan çok fazla da açıkçası ilerleyemedi henüz. Fakat sektör çok yeni, çok fazla proje bizi bekliyor olacak. Biz de yine aynı şekilde aslında kripto para temelli bir token ekonomisi üzerine kurulmamış yarın kamu kurumları, özel sektör bir şekilde bundan faydalanmak istediğinde rahatlıkla kullanabileceği bir blockchain platformu oluşturmak için çalışıyoruz. Yani kendi ağımızı, Türkiye'de kendi ağımızı oluşturmak için uğraşıyoruz. Şu ana kadar yani yüzlerce şey var, blockchain projesi var. Ve ne yazık ki Türkiye'de henüz bununla alakalı dişe dokunur bir proje çıkmış değil. Biz buradaki boşluğu da ticari kaygılarla değil, tamamen olması gerektiğini düşündüğümüz için doldurmaya çalışıyoruz. Tabii bununla birlikte biliyorsunuz geçen aylarda Amerika'da bankalara kripto para saklama izni verdi. Evet, çok önemli bir gelişme. Çok önemli bir gelişme ve bir gün aynı şey, benzeri gelişmeler Türkiye'de de olacak. Tabii bunlar oluştuğu zaman bankalar bunu nasıl saklayacağı konusunda boşlukta kalacaklar. Yani nasıl olacak? Ben kripto paraları nasıl saklayacağım? Tabii burada da Paribu'nun dördüncü yılında o kadar büyük know-how'ı bir yerlere aktarması da yarın bankalara faydalı olacak bazı ürün geliştirmeleri yaptığından bahsedebiliriz. Yine blockchain temelli saklama hizmetinin rahatlıkla verilebileceği, yarın kamu kurumlarının özel sektöründe bu hizmeti rahatlıkla verebileceği bir sistemi, sistemin hatta son safhasına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki aylarda onu da açıklıyor olacağız. Detaylarını önümüzdeki aylarda dinleriz sizi yine konuk alıp. Şimdi son 4-5 dakikaya giriyoruz. Birkaç tane sorum var. Biraz hızlı hızlı yanıtlayalım, üzerinden geçelim istedim. Açıkçası sizin geçtiğimiz aylarda bir tane raporunuz vardı, çalışmanız. Bana maili düştüğünde başlık yanlış mı diye de düşünmüştüm. Çünkü hani kripto parayla ilgilenen Türkiye'de hani çok ciddi bir kesim oldu, hep konuşuluyordu vesaire ama sizin araştırma gösterdi ki %1'in altında bir oran. Açıkçası ben şaşırdım orana. Burada %1'in altında ama deneyimleyen de
%72.7'si de memnun bu deneyimden. Dolayısıyla o tarihten bu yana artış var mı? Oran niye bu kadar düşük? Önümüzdeki dönemde bu artacak mı? Biraz kısaca bu konuda şöyle çok hızlı daha önce yurt dışı kaynaklı araştırmalar vardı. Şimdi, araştırmalar da daha yüksek çıkıyor. Yani çok %15, %20'lerden falan evet. bahsediliyor. Ve biz şimdi Türkiye'nin en yüksek hacimli platform olarak şunu merak ediyorduk. Ya eğer bu %15, %20 ise bunlar bizden almıyor. Nereden alalım kripto paraları? burada bir problem var. Sonra biz işte Akademetre ile birlikte çok ciddi bir araştırmanın içerisine girdik. Yani mesela o araştırmalarda Türkiye'de kripto para kullanım oranı bu kadar. Hayır, eğer başlığı Türkiye'de kripto para kullanım oranı olarak atacaksak bu araştırmayı referans almamız gerekecek. Çünkü o araştırmaların tamamı online ve dijitale yatkınlığı olan kitle üzerinde yapılan çalışmaların ürünü. Ve araştırmaların sonucu bizim kendi istatistiklerimizle çok örtüştü. Gelelim %72'lik memnuniyet oranına. Bunda direkt şeyi bağlayabiliyoruz açıkçası. Ya o kadar hassasiyet göstererek hizmet vermişiz ki bu sektörde benzeri diğer finansal enstrümanlarda çok daha yüksek memnuniyet, yani memnuniyetsizlik var. Burada çok daha düşük olması tamamen bizim bu konuda ne kadar hassas davrandığımız, müşteriyle gerçekten ne kadar yakın ilgilendiğimizin neticesi olarak yorumlayabiliyorum ben onu. Burada bence yani sektörün yeniliğinden, yeni bir ekosistemden bahsederken regülasyonlar çok önemli konular. Bir ekosisteminde en sağlıklı gelişmesi evet. ve sürdürülebilir olması için de bu regülasyonlar doğru ve zamanında olmalı. Bu piyasada belli ülkelerde önemli regülasyonlar var ama hala regülasyon ihtiyacı olan çok da fazla ülke var. Sizin bu regülasyon konusunda çalışmalarınız olduğunu biliyorum, önerileriniz olduğunu biliyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlenmeli? Çünkü bizim geçmişte farklı alanlarda, yatırımcıların çok gittiği alanlarda hoş olmayan tecrübelerimiz var. Evet. Şöyle, öncelikle şeyden bahsedebilirim. Statistiğin, yurt dışında statistiği bir kurumun yaptığı bir araştırma var. 15 ülkenin regülasyonlarını araştırdığı bir kaynak vardı. Biz onu Türkçe'ye çevirdik. Şu an Pariblok'ta ücretsiz indirip herkes inceleyebilir durumda. Bunu tüm kamu kurumlarıyla da paylaştık, paydaşlarla. Nasıl olması gerektiği hakkında aktif bir şekilde fikir alışverişinde de bulunuyoruz. Şimdi tabii aslında regülasyon nedir? Ne işe yarar? Önce oradan bir bakmak lazım. Yani insanlar şeyi karıştırıyorlar çünkü. Regülasyon varsa bu işte yasak değildir. Burada aslında yasağı veya yasak değili konuşmuyoruz. Bu iş yapılıyor zaten. Aktifte akan bir şeyden bahsediyoruz. Sadece kural setlerinin doğru konması gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz 60'ın üzerinde platformun şu an burada hizmet veriyor olması aslında regülasyon olmamasından, kural setlerinin oluşmamasından kaynaklanıyor. Kural setleri oluştuğunda o gereksinimleri karşılayamayacak bir sürü platformdan bahsediyor olacağız. Ve yine aynı şekilde o gereksinimleri karşılayamayacak bir sürü kripto paradan bahsediyor olacağız. Sadece platformlar için konuşmuyoruz. Yani burada şu an 7000'in üzerinde kripto para var dünyada. Bizde sadece 22 tanesi var. Biz yine aynı hassasiyette inceleyip yayınlıyoruz bazı kripto paraları ama ya regülasyon da bunları sınırlayacak ve şunları yayınlayabilirsiniz, şunları marketten açabilirsiniz, şunları açamayacaksınız gibi kural setleri koyacak. Ve açıkçası çok uzun süreceğini düşünmüyorum buradaki regülatif gelişmeleri. Peki son iki sorum olacak. Bir hızlıca geçtiğimiz günlerde UNICEF'le bir bağış konusunda bu blockchain üzerinden kripto para temelli bağış haberleri benim çok dikkatimi çekti. Sizin de bir çalışmanız oldu. O proje nasıl gidiyor? Ne amaçlanıyor o projede? Kısaca onu alayım. Şöyle, bu projede aslında kripto paralarla ya orada bir sürü yatırım yapan kitle var. Ve bu kitlenin bir şekilde sosyal sorumluluğun içerisine girip giremeyeceğini görmek istedik. Çünkü biz Paribu olarak en başından beri aslında bu sosyal sorumluluk işinin içerisinden hiç çıkmadık. Bir şekilde hem Paribu platformunu hem de blockchain, aslında yaptığımız, geliştirdiğimiz blockchain projesinin bir tarafı da bu KSS'lere bakıyor. Yani bunların hepsini şeffaf bir şekilde nasıl yürütebiliriz'i bir başlangıcı aslında bu. Sadece başlangıç. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel haberleri duyuyor olacaksınız diye temenni ediyorum. Biz de merakla bekliyoruz. Yasin Bey, ağzınızı sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.
Finansal Teknoloji'nin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Paribasyosu Yasin Oral'dı. Yasin Oral'la birlikte aslında genel anlamda kripto paraların günlük hayatta nasıl kullanıma geçeceğini konuştuk ki önümüzdeki günlerde bir kartla kullanmaya başlayacağız. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.